geldin ha. Hoş bulduk Ömer. Saçının modelini değiştirmişsin ha. Yakışmış ama kalsın. Uğram. Ya Zübeller de geldi. Versene. Hoşmat ha. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Çok önceden yapmam gereken bir şeyi yapmaya geldim. Celal'in yerini söyleyeceksin ha. İyi misin ağam? Yok bir şey Zibel. Bediran da birazdan ziyaretine gelecek anneannesi. Boran gelirken onu da getirecek. Getirsin de göreyim bir yüzünü. Burnumda tutuyor vallahi selam. Belli oluyor. Baksana adın duyunca bile gözün parladı. Ya ne kadar doğru söylemişler değil mi? Torun baldan tatlı olur. Vallahi annem derdi de yok canım, o kadar da değildir derdim. Meğer ne kadar haklıymış. Bu kadar özlediyseniz arayalım, telefonda sesini duyun. Ara kızım ara. Bakalım ne yapıyor Bediran Bey'imiz. Cevap vermedi. Nurhan'la Bedirhan evde yalnız değil. Hı hı. Ya tamam işte. Paşa fırsat vermiyordur ki kız telefona baksın. Öyledir herhalde. Neyse, birazdan bir daha ararız. Söylediğim gibi ciddi bir şey yok. Sıyırmış sadece. Sağ ol doktor. Görünmez kaza işte. Evet. Şans. Ama her ihtimale karşı bu antibiyotikleri kullanmalısınız. Kullan diyorsan kullanırız elbet doktor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Haşmat! Haşmat gibi bir herif karşıma geçip bana silah çeksin. Mümkün mü Zibel? Değildir ağam. Görünümle yetinmeyeceksin Zibel. Onun ardına bakacaksın. Sen onun ardına bak. Aradığın muhakkak o görünenin arkasındadır. Hepinize her an takipteyim diyor açıkça. Varlığını hissettirmek diyor. Çiçek bile yollamış. Acil şifalar diliyormuş. Ortalık iyice karışacak. Nereden bela çıkartacağını kestirmek zor ama bir plan yaptığından eminim. Her an tetikte olmamız lazım. Efendim Sıla? Boran, Bedran seninle mi? Hayır. Daha eve gitmedim. Ne oldu, evde değil mi? Nurhan'a ulaşamıyorum. Ev telefonu cevap vermiyor. Cep telefonunda arıyorum ama açan yok. Tamam.